Poi tratamentele pe care le făceam în țară, deja după 3 ani, nu și mai dovedeau eficiența și aveam perioade foarte lungi în care corpul meu era rigid, nu puteam să mă mișc deloc, aproape deloc, și în fiecare zi cam 12 ore le petreceam. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin azalmasıyla ortaya çıkan bir ileri yaş hastalığı. Bu maddenin azalmasıyla birlikte hastalarda hareket kontrolü yeteneğinde azalma ve aksamalar meydana gelmeye başlıyor. Hastalarda yaş ilerlemesi paralelinde küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında maske yüz değişikliği dediğimiz buruklaşma, eğer titreme yoksa kolların vücut salınımına ilk planda iştirak etmemesiyle, özellikle bir yanda kolun vücuda yapışık olarak yürümesiyle karşımıza gelen santral sinir sisteminin bir çeşit ileri yaş dejeneratif hastalığı. Hastalığın ilk yıllarında hastayı iyi edecek ilaç dozuyla yan etkileri ortaya çıkaracak ilaç dozu arasında önemli bir boşluk var ve bu arada hastalar rahat ediyorlar. Ama yıllar geçtikçe her bir ilaç kullanımı beyinde reseptör dediğimiz bölgeleri uyardığı için bu iki çizgi birbirine yaklaşıyor ve bir nokta sonra kesişiyor. O noktadan sonra da hastalar ilaçsız hareket edememek ile ilaç alınca olan yan etkilerin arasına sıkışıyorlar. Să înceapă asta însemnând că nu puteam să fac nimic, nici să mă ridic din pat, ferească Dumnezeu dacă era un incendiu sau dacă venea cineva în vizită, nu puteam sub nicio. Hastaya daha fazla ilaç veremiyoruz, daha çok çırpınıyor. Hareketleri olmasın diye ilaç dozunu azaltamıyoruz, kalkıp hareket edemiyor. İşte böyle durumlarda hastalarda ağzından ilacı yüklemeden ilacın sağladığı etkiyi bize beyin pili ameliyatları sağlıyor. Hastanın kötü halini burada, yüksek doz ilaç almış ama yan etkiler yaşayan halini de burada düşünürsek, her bir ilaç dozuyla hasta buraya kadar çıkıyor, birkaç saat sonra ilacın etkisi bittiği için tekrar eski kötü haline geliyor. Bir hastaya biz beyin pili taktığımız zaman, pil ilacın etkisini taklit ettiği için hastanın ilaçsız halini buradan alıp buraya bazen bu düzeye kadar getirebiliyoruz. Bu ne demek? Birincisi, kötü hal artık burada değil, iyiye yakın bir yerde demek. İkincisi, buraya ne kadar yaklaşırsak arayı kapatmak için alacağımız ilaç da o kadar azalacak anlamına geliyor. Biz bu ameliyatları hastalarda uyanık, konuşarak, karşılıklı sohbet ederek yapıyoruz. Bütün beyin ameliyatı kısmı böylelikle 3-3,5 saatlik bir süreç içerisinde tamamlanmış oluyor. Mare rată de operații care se fac în acest domeniu și atunci m-am hotărât. Hastamız 9 yıllık ilaç tedavisi süreci sonucunda artık tıbbi tedaviyle günlük yaşamını kaliteli sürdürmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmişti. Hastamız bize başvurduğunda beyin pili ameliyatından yarar görebileceğini düşünüp ameliyatı önerdik. Bu konuda tereddütleri vardı. Gene Romanya'da ameliyat olmuş bir başka hastamız ve ailesiyle konuştuktan sonra fikrini değiştirdi. Ülkemize geldi. Yaklaşık 20 gün önce de beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. Bugün de artık beyin pili tedavisi programlama sürecinin bittiği, bizim tabirimizle mezun olduğu bir gündeyiz. Yarın ülkesine dönecek. Ce sunt foarte bucuroasă este că această operație mi-a adus libertatea de a mă putea mișca atunci când doresc. Nu mai am acea perioadă de 12 ore de care povesteam mai înainte, în care să fiu țeapănă. Adică țeapănă. Mă simt ok, mă simt aproape normală. Și sper să fie și de acum înainte. Parkinson hastalarında beyin pili takılması ameliyatını hastalığın saatini geri almak diye tanımlayabiliriz. Biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Bu bir kür demek değil. Hastalık nedenini ortadan kaldırmıyoruz ama dopaminin azalması nedeniyle ortaya çıkan hastalık motor bulgularını düzeltebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, yatakta dönmek, bazen beslenmek için yakınlarının desteğine ihtiyacı olan bir hastanın yeniden eski sağlıklı günlerine yakın bir hale gelmesi, yeniden bağımsız olması, hatta çoğunun mesleğine geri dönebilmesi demektir.